Hepiniz tekrardan hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Enos ve bugün sizlerle, evet bugün ne yapıyoruz gençler? Bugün öyle böyle bir şeyler yapmıyoruz yani, böyle çılgın mılgın bir şeyler. Evet, baya güzel şeyler yapıyoruz bugün. Daha önceden görmeyenleriniz olabilir. Ben de dün gördüm ve bunu yayında falan filan ben de denedim. Bunun bir sınırı var mı yok mu onu deneyeceğiz sizlerle birlikte. Küçükten başlayacağız, büyüğe doğru gideceğiz. Ama ilk başta size başlıkta gördüğünüz şeyi göstereceğim ama zaten onu çok sıkıntı etmeyin. Bu arada arkadaşlar sizlere bir şey söylemek istiyorum bak. Tarikatıma söylüyorum, örgütüme. Ailem demiyorum çünkü aile değilsiniz. Ailem değilsiniz, onu söyleyeyim şimdiden. Tarikatımsınız, örgütümsünüz. Biliyorsunuz bizim YBJ tarikatına siz de artık katılmak istiyorsanız. Gelin artık lan. Gelin, yani bizim tarikatımız var, bunu biliyorsunuz. Bilmiyorsunuz bazılarınız, belki yeniler bilmiyordur ama eskiler biliyordur. Biz bir tarikatız gençler, onu söyleyeyim bilmeyenler varsa. Yani rahatsız olanlar da varsa uzaklaşabilir yani, merak etmeyin. Evet, bu tarikatın mevzusu nedir onu da bilmeyenler vardır. Ben de tam bilmiyorum ama olsun, neyse. Şimdi gençler biz bir tarikatız biliyorsunuz ki. Akşam saat 8'de canlı yayın yapıyoruz. Tarikatıma söylüyorum, gelsinler artık yani. Saat 8'de canlı yayındayız. Gelin, turnuva yapıyoruz. Ödüllü. Dün ödülünü verdik çocuğun mesela canlı yayında. 100 kişi falan izliyor arkadaşlar. Gelin de böyle bir 250-300 kişi izlesin en azından. Tarikatımız bu kadar az mı bizim? Ananı satayım. Ayağım sıkışmış lan. Tamam. Yani bizim tarikatımız bu mudur yani gençler? Bizim örgütün gücü bu mu lan? Diye söylüyorum ama yani bilmiyorum. Gelin saat akşam 8'de turnuva yapalım. Evet. Çekilişimiz de var arkadaşlar. 6000 kupalık bir hesap vereceğiz. Ondan dolayı katılmak için aşağıda açıklama kısmında Facebook sayfamız var. O sayfayı beğenip takip etmeniz gerekiyor. Çekilişe katılmak için. Onun haricinde saat 8'de gelin turnuva yapıyoruz. Yani hep birlikte oynuyoruz. İçinden geçiyoruz arkadaşlar. Ondan dolayı gelin yani. Evet. Bu arada ne yapacağımızı hemen geçelim biz. Tamam, çok uzattım. Çok saçmaladım. Tarikat marikat. Bilmeyenler anlamamıştı zaten. Ne diyor lan bu? Oo tarikat. Oo bu şerefsiz falan filan diyenler bile olmuştur. Korkmayın lan, bir şey yok. Sakin ol, tamam. Şimdi evet, geliyoruz buradan. Hemen başlıkta gördüğünüz şeyi göstereyim ki sonra ulan uzatıyor şerefsiz. Allah belasını versin. En sonunda onu koydu. Yapmayın, direkt göstereceğim. Ondan sonraki şeyleri de canınız isterse izlesin diye yapıyorum. Şimdi biliyorsunuz ki bütün karakterlerin yıldız güçlerini biz istersek deneyebiliyoruz. Ondan dolayı bunun videolarını tek tek maksadığım zaman bunu deniyorum, şunu deniyorum diye hiç atmadım. Çünkü tek tek zaten hepsini denedim. Yıldız güçlerini siz de deneyebiliyorsunuz zaten, bunu biliyorsunuz. Zaten bende de max karakter yok ama buradan hepsini denedim. Fakirlik ruhu işte arkadaşlar, neyse. Şimdi buradan geliyoruz arkadaşlar. İlk önce ben küçükten başlatayım. Dynamike'ın havada uçma kapasitesinin ne kadar olduğunu görün diye. Kafatası derisini açıyorum. Oyna diyorum gençler, inşallah güzel bir yerde başlatır. Tamam, güzel bir yerde başlattı bizim. Sağ köşe iyidir yani, şu denize yakın. Mike biliyorsunuz ki uçuyor arkadaşlar. Yani boş zamanlarında uçuyor yani, boş zamanlarında. Şöyle uçarak ilerleyelim. Biliyorsunuz ki dostluk maçlarında max seviyesiyle oynuyorsunuz. Bakın buradan gördüğünüz gibi hayvan gibi uçtu. Mesela buradan da birisi bize vuracakken hop kaçıyoruz mesela, denizden de uçabiliyor. Normalde duvarların üstünden uçuyor, bunu biliyoruz. Bu denizde çok yüksek bir deniz değil zaten, buradan da uçar rahat zaten arkadaşlar ama daha yüksek denizler var. O denizleri de aşıyor bu bizim Dynamite koca yürekli abimiz. Yok ya da kardeşimiz diyelim, çok büyük, yok yaşlıymış lan, dedeymiş. Dynamite dedemiz. Fakat dün gördüm bunu, bu yeni gelen harita geçit. Çok sevdiğim bu harita açıkçası. En sevdiğim haritalardan bir tanesi oldu bu. Dün çünkü geçen gün işte bu geçit geldiğinde bayağı kupa kastım. Burada kalın bir deniz var. Gördüğünüz gibi bir de burada biraz daha ince bir deniz var ama bunlardan uçabiliyor mu? Bunu bilmiyorsunuz belki de, ya da görmediniz daha önce uçan, kaçan. Böyle uçabiliyoruz mu? Yok, şu an uçamadık. Bir dakika, uçuyoruz ama. Bak bak bak, 1 saat havada kaldı. Gördünüz değil mi? Bunu ben normal maçta yapan bir adam gördüm. Bak bak. Wow! Kaç saniye havada kalıyor? 2 saniye, 3 saniye havada kalıyor. Şşş. Buradan daha kısa. Aradan, çaprazdan olduğu için daha kısa yaptı. Dur. Bir dakika. Her zaman tutturamıyorsunuz tabii onun ayarını. Lan. Ayarını tutturun lan. Wow! Çok güzel abi. Şimdi karşı taraftaki o biraz daha kalın olana gideceğiz. Botcum. Canım benim, bir dakika. Uzak dur. Ben tehlikeli bir Mike'ım, öyle diğer Dynamike'lardan değilim. Ben biraz fazla uçuyorum. Diğerleri gibi değilim yani. Biraz fazla. Allah belanı, izin ver de bir gidelim lan.
Tamam. Botlar artık arkadaşlar biliyorsunuz ki botların zekasını arttırmışlar. Sizden daha iyi oynuyor yani. Bizden de benden de daha iyi oynuyorlar. Yani birinci olmak zor bot maçında. Artık. Buradan uçabiliyor mu diye bir test yapacağım. Buradan uçamıyor galiba. Bak şuradan uçar herhalde ama. Lobby çek. Lobby dur dur. Allah belanı versin ya. Bir daha girelim. Oradan bir uçuyor mu uçmuyor mu test edelim. Oradan uçuyor. Bak kalınlığının derecesini ölçtünüz değil mi? Bakalım buradan uçuyor mu? Böyle yıldız güçleriyle fantaziler yapabilirsiniz arkadaşlar. Siz de dostluk maçına girip böyle test edebilirsiniz bütün karakterlerin yıldız güçlerini. Tabii bütün karakterler yoktur büyük ihtimal elinizde. Şöyle abi. Nereye uçuyorsun? Manyak. Ben şuraya dedim. Oraya değil, oraya değil. Buradan uçamıyor abi. Buraya eklememişler ya. Bak buradan uçmuyor. Bak mesela buradan uçması gerekiyor normalde. Buradan uçmuyor abi hiçbir şekilde. Oo, uçtu lan. Vallahi uçtu. Ama şuradan uçmuyor. Buradan da uçsana Mike'cığım. Buradan uçmuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi normal duvarın bak normalde uçması zaten şu kadar bu adamın. Ama burada sanki bir duvar edasıyla bir dakika onu yapamadım. Sanki böyle bir duvar edasıyla küçük uçuyor gördüğünüz gibi. Aynı şey gibi yani mesela duvarın orada olduğundan mesela duvarın oradan mesela atladığı zaman öyle olmuyor mesela. Ama sanki orada bir duvar varmışçasına o kadar bile uçmuyor yani anladınız mı? Biraz karışık mesela ama ben bir bunun ultisini doldurayım ultisiyle deneyelim bunu. Öldürme lan beni bir dakika dur. Bir dakika dur canımız olsun sana atacağım ben. Ama şöyle bir sıkıntımız var. Botlar çok iyi oynuyor ya dur. Beni görmedin değil mi? Ultiyi doldurunca tek hakkımız var. Dur 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 dur. Ah! Ultiyle ne kadar uçuyor onu merak ediyorum. Yani bir ultiyi bir dolduralım. Hemen hızlı bir şekilde basit en baştan. Mike'cim. Mike'ın kardeşliği yok mu? Bunlar acaba ortak oluyor mu lan? Evet tek hakkımız var. O yüzden düzgün bir yer atmamız lazım. Dur. Şş, kanka. Bir benden uzak durur musun? Bir dakika dur. Şunu bir yerine koy. Bir benden uzak durursan sevinirim. Mike'cim. Benden ne istiyorsun şerefsiz? Benden ne istiyorsun? Bunun buradan atlayabilmesini bir çalışacağım ya. Bir dur be. Abi ya normalde daha çok şey gösterecektim. Daha Drill'ın ultisiyle fantazisini falan gösterecektim ama bayağı uzadı video ya. Ben bu kadar uzayacağını tahmin etmemiştim. Abi şimdi tam ortası şurası oluyor. Şuraya atarsak yok abi olmuyor. Buradan atlamıyor arkadaşlar. Bunu öğrendik. O zaman hemen Drill'ın fantazisine geçelim arkadaşlar. Biliyorsunuz Drill ultisiyle fantaziler yapıyor. Lan ultisiyle geçitte hiç denemedim ben bunun. Ultisini geçitte deneyelim. Şuradan atacağım ultiyi bir dakika. Şimdi bu geçitte hiç denemedim ben bunun ultisini. Biliyorsunuz suyun üstünde kalma bug'ı falan filan var Drill'ın. Suyun üstünde kalıyor çıkamıyor oradan. Onu zaten denemiştik onu denemeyeceğim. Onu izleyebilirsiniz isterseniz. Benim videolarımdan bir tanesi de var. Suyun üstünde kalma bug'ı diye. Biraz ulti multi dolduralım da canımız da yüksek olsun. Hemen biri vurduğu gibi öldürmesin bizi. Tamam ulti doluyor şu an. Mike ağzına vururum bak yani uzak dur şuradan. Heh. Şuradan şöyle deneyelim. Allah senin var ya. Oradan çarpıp da şöyle sekseydin. Şuradan atsak şuraya kadar gitsek ne olur acı? Onu deneyeceğim bir de. Oradan atıp dümdüz gitsek ne olur? Can bir ultiyim. Suyun üstünde kalma şeyini de ada ışık halinde yapabiliyorsunuz gençler. Dümdüz atarsak çaprazlaştı. Aha. Hesaplaşma mı oldu? Çaprazlaştı gençler. Yani ucu ucuna denesek acaba ne olur? Şuradan şöyle ucu ucusunu da deneyeceğim. Bir de gel sen de hafif ulti dolduracağım. Öldürme. Tamam, öldürmedim seni. Sakin ya. Rahat ol sen dur. Şuradan ucu ucuna deneyeceğim abi bir de. Düz. Çaprazlaşıyor. Bir şeyler oluyor. Yani bunun da öyle fantazisini deneyebilirsiniz.
Ada işgalinde onu da denerdim ama şu an çok da uzatmak istemiyorum videoyu. Onu da deneyebilirsiniz isterseniz. Ada işgalinde var böyle. Suyun üstünde falan kalıyorsunuz. Güzel yani. Bu da ecelini tutamış arkadaşlar. Aa, öleceğim lan. Dur, ölmem de ben. Neyse, ben videoyu kapatacağım. Bu adam normalde ezerim şimdi. Bir dakika, ezeyim hatta. Öyle kapatayım videoyu. Ezeyim mi lan? Bu adamı dur ezeceğim, bekle. Gel ya. Allah seni var ya, bildiği gibi yapsın ya. Oğlum, mayınsız bir bok kalkmayan bir çüke. Nerede lan bu? Sen ne manyak bir adamsın ya. Deli lan bu. Kafayı yemiş. Botlar kafayı yiyor arada arkadaşlar böyle. Neyse, tamam. Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha fazla böyle çılgın fantastik şeyler yapmak istiyorsanız akşam saat 8'de canlı yayınımıza gelmeyi unutmayın. Gelin lan, döverim bak ha. Vallahi bile ağzınızı burnunuzu kıracağım ya. Şaka yapıyorum. Böyle yapıyorum diye bana insanlar ayar oluyor, tilt oluyor, beni yeni izleyen insanlar. Çok da sikimde değil yani. O yüzden umurumda değil. Neyse, tamam, umurumda değil. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bak, yeni gelenler de yani böyle laf atıyor ya. Ayar oluyorlar falan bana. Onlara diyorum yani. Siz rahat olun. Hoşça kalın. Bay bay.